Evet, şu anda bulunmuş olduğumuz yer Kilitbayır Köyü içerisinde ve halk arasındaki ismiyle Kaşıklı Dede yatı olarak bilmiş olduğumuz yerdir burası. Görmüş olduğunuz yer zaten arkamızda hemen mezar alanı olarak görmüş olduğumuz kısımda orta alanlarda kaşıkları görmekteyiz. Halk arasında şöyle bir inanış yayılmış durumda. Bulunmuş olduğumuz yerde bir evliya yatmakta ve bu evliyaya özellikle adak adamak isteyenler, ki bulunmuş olduğumuz yerde çocuğu geç konuşanlar, evlenmek isteyenler, ev sahibi olmak isteyenler ya da sınav kazanamayanlar, sınav kazanmak isteyenler bulunmuş olduğumuz yere gelmekte ve buraya kaşık bırakmak suretiyle buradan bir kaşık alarak bu adak üzerinden dua ederek kendileri buradaki bir Çanakkale Savaşı esnasındaki evliyanın bulunduğuna inanmak suretiyle yer almaktadır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğumuz arşiv çalışması esnasında Kaşıklı Dede'ye dair herhangi bir şeye rastlanılmamıştır. Oysa buna rağmen Çanakkale Cephesi esnasında, Çanakkale Cephesi'nde görev almış olan Fahri Belen, Gelibolu'da Kolordu Komutanlığı yaptığı esnada bulunmuş olduğumuz bölgeye gelmiş ve bu bölgeyle ilgili kızına anlatmış olduğu bir bölüm vardır. Orada çok net şunu söylüyor. Çanakkale Savaşı esnasında askerlerimiz yemek yeme esnasında yanlarında bulunan tahta kaşıkları bir çaput beze sararlar ve bellerine kuşağa bunu koyarlar. Askerler şehit olduğunda yanlarındaki bu kaşıklar onların mezarlarının bulunduğu yere dikilmek suretiyle aslında orası bir mezarlık haline dönüştürülmektedir. Ve şu anda bulunmuş olduğumuz yerin hemen arkasında bulunan alan ise Kilitbayır Köyü'nün tarihi Osmanlı mezarlığıdır. Ve biz şunu biliyoruz. Çanakkale Cephesi esnasında özellikle tarihi köy mezarlıkları içerisinde definler yapılmıştır. Yani şu anda bulunmuş olduğumuz yere Çanakkale Savaşı esnasında hemen karşımızda bulunan alan içerisinde bulunan hastanedeki yaralılar, şehit olanlar getirilmiş ve defineler yapılmıştır. Yani şunu çok net söyleyebiliriz. Burası Çanakkale Muharebesi esnasında askerlerimizin definlerinin yapıldığı bir şehitlik alanıdır. O nedenle belki şunu söylemekte büyük fayda var. Buraya dua için gelen vatandaşlarımız aslında Çanakkale şehitlerine dua etmektedirler ve getirdikleri bu sembolik kaşıklar da aslında Çanakkale cephesinde askerimizin yemek yediği kaşıkların sembolü olduğunu söyleyebiliriz.